Herkese merhaba. Yazım Kılavuzu'nun Edebiyat Kılavuzu isimli podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Şeniz Baş. Ben Pınar Akseki. Bugün bir misafirimiz var, konuğumuz var. Kim Pınar? Ekibimizin çok sevgili, ilk günlerinden beri hep bizim yanımızda olmuş olan sevgili Neşe Mesutoğlu ile beraberiz. Neşe'yi bizim anlatmamız zor. Bir sürü şapkası olan birisi. Kendisi anlatsın istiyoruz. Hoş geldin Neşe. Merhaba. Sen kendini bize biraz anlat istersen. Evet, şu dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. En keyifli gelinen nokta bu zannediyorum. Bir takım hem medyada uzun yıllar çalışmanın getirmiş olduğu birikim hem de eğitim yoluyla kazanmış olduğum birikimi gençlerle paylaşmak keyifli. Hikaye anlatımı ve reklamlarda simgebilim üzerine dersler veriyorum. Aynı zamanda kitap çevirileri yapıyorum. Bundan evvel işte 15 seneye yakın Sabah Gazetesi ve Milliyet Gazetesi'nde önce dış haberde başlayan, daha sonra eklerle devam eden bir tecrübem oldu. Muhabirlik yaptım, editörlük yaptım, röportajlar yaptım. Medyadan ayrıldıktan sonra doktoramı tamamladım Fransa'da. Şimdi de gençlerle yola devam ediyorum. Ne mutlu, ne güzel. Ya bizim Neşe ile tanışmamız da aslında bir röportaj hikayesi. Evet. Neşe çok iyi bir röportajcı. Buradan yola çıkarak kitaplar da hazırladı. O kitaplardan biraz bahsetmek ister misin Neşe? Milliyet Cadde'de çalıştığım dönemde aslında bakarsanız caddenin arkadaki dış haber sayfası bendeydi ve 34 yazılı bir İstanbul sayfasında editör arkadaş da çıkarmakta zorluk çıkarıyordu. Ben de ona yardımcı olayım, röportajlar yapayım derken o sayfayı tamamen devralmış oldum. Evet. ve röportaj serime başladım İstanbul sayfası için. İstanbul anıları, özellikle yaşı ileride olan ustalarımızla, yazarlarla, hocalarla, akademisyenlerle yapılan röportajlar dizisine başlamış oldum. Sadece tabii bu değil, ayrıca İstanbul'a dair dokunan herkes, yani o gündemde olan da ne varsa, sadece nostalji değildi elbette. Bu şekilde çok keyif aldığım, hayatımın en keyifli dönemlerinden biri olan bir süreç başlamış oldu. Şeniz'le de o dönemde tanıştık. Zaten herhalde bu söyleşilerde, bu röportajlarda 3 tane kitaba dönüştü. Evet. İsimlerini söyleyin. Evet, Editörlüğünü ben yaptım. evet. Gururla söyleyeyim burada. Çok. İstanbul, hayalden gerçeğe, sözden yazıya bir tanesi. Diğeri yazarların İstanbul'u, diğeri de sanatçıların Evet. İstanbul'u. Çok güzel, çok belli, keyifli Çok ve özel çok isimler. özel isimlerle yapılmış röportajlar. Belki onlardan bahsetmek istersin biraz. Elbette. Tabii İstanbul'u ben de burada doğma büyüme İstanbul ve İstanbul aşıklarından biriyim. Dinlemek çok keyifli oldu. O bakımdan kim anlatır diye baktığınız zaman her bir bu isimleri birazcık bahsedecek olursak her biriyle sohbet aslında bir seminer dinlemek gibiydi. İşte İlber Ortaylı, Ağrı Güler, Emre Kongar, Hıfzı Tapuz, Muazzez İlmiyeçi, Çetin Altan, Aydın Boysan, Artun Ünsal, Semavi Eyce, Rıfat Bali, Deniz Ülke Arıboğan, Erol Deran, Kerem Görsev, Yok Sami yok. Koyan. Evet, hakikaten bunlar sadece birkaç isimden biri. Basılmayan tiyatrocular üzerine yaptığım röportajlar dizisi de var. Onun üzerine de çalışıyorum. O da projelerden bir. Bekleyen projeler. Bol bol projem de var. Her birinden şu an kim pek çoğu da aslında artık aramızda yok. Sohbetler dinlemiş oldum. O sohbetleri de okuyucularla paylaşmış oldum. Evet, bu arada kitap Pozitif Yayınlarından çıktı. Hala raflarda bulabilirsiniz kitapları. Bunu da ben belirtmiş olayım. Telifimize telif katılsın Neşeciğim yani. Yazarların Ay hiç. İstanbul'u Yeni baskı tekrar yeni yaptı. baskı yaptı. O Hayırlı da çok olsun. keyifli bir şey. Ve pek çok kitap Tebrikler. basılıyor da onun yaşadığını gör. Bir fidan dikmek gibi. Dikiyorsunuz fidanları. Tuttu mu tutmadı mı o ağaç olacak mı? Ve ağaç olacağını gördüğünüz bir tanesi de sizi başka bir mutlu ediyor.
Yani tabii ki muhakkak bu kitapların başarılı olmasının altında da doğru hazırlanmış olması vardır. İkiniz tarafından da hem yapan açısından hem editöryel süreç açısından. Böyle bir röportaj kitabı nasıl bir ön çalışma gerektiriyor? Siz nasıl çalıştınız bunlara? Röportaj kitabı yazmanın incelikleri ne? Nasıl ortaya çıkıyor bu kitaplar? Ben çok merak ediyorum. Bunun tabii bağlamı bizim Milliyet'te çalışıyor olmamız. Milliyet çok özel bir gazete. Oradaki röportajlarda bir ekseni olabilmesi ve de o da İstanbul ekseni üzerinden yürüyebilmesi ve o isimleri birleştirebilmek. Bir takım ya birbirine bağlantılı ortak noktalarını bulabilmek, o seriyi oluşturabilmek ve birbirini tamamlamasını sağlamak. Güzel olan pek çok açıdan bakabilmek ama kimi geldiği zaman işte özeldir o kişinin çok şahsi deneyimleridir fark yaratan bir yandan da bu ortak buluşma noktalarına farklı açılardan bakabilmeleridir ilginç olan bunları yaşatabilmek tamamen aslında merakla bu soruları soracak kişinin çılgınca merakıyla bağlantılı. Hem araştırma yaparak hem de o anlatma sürecinde onları deşerek hatta Gence Erkal'la yaptığımız röportajın sonunda deştin beni demişti. Yani, öyle bir hani bitmeyen bir röportaj ben meraktan sormaya devam ediyorum ama o da anlattırken de anılarına dönmüş olduğu için hüzünlenerek aynı zamanda bırakmadığım için yorularak anlatmak zorunda. O bakımdan diyorum seminer gibi öyle hani bugünkü Yok 5-10 yok. dakikalık röportajlara benzemiyordu benimkiler. Ya muhakkak yani yazarların İstanbul'unda zaten isimlere baktığın zaman bunların her biri başlı başına İstanbul kitabı yazmış insanlar. Romanlarında kullanmış insanlar. O yüzden Kimler eminim. söyle istersen Yani işte gene İlber Ortaylı, Sunay Akın, Ahmet Ümit, Buket Uzuner, Semavi Eyice, Muazzez İlmiyeçi, Ara Güler, Hıfzı Topuz, Emre Kongar, Çetin Altan, Aydın Boysan, Artun Ünsal. Yani buradan zaten yazarların İstanbul'undan Bambaşka bir dünya neler çıkıyor. çıkmaz yani neler çıkmaz. Ben kitabın Neşe bana gönderdiğinde metinleri işin orası şey diye düşünmüştüm. Merak konusu deyince aklıma geldi. Bazı sorularda ya nasıl düşünmüş bunu falan dedim. Yani nereden nasıl bir bakış açısıyla bunu yakalamış? Bunu da sorum çok doğru ama hayatta aklıma gelmezdi onu sormak. Ama evet bu bütünlük içerisinde bu çok doğru. Bambaşka perspektifler sunuyor bu arada kişilere dair diye düşünüyorum. Bazı kişilere dair bakış açım değişmişti okuduğum zaman. Öyle mi? Evet, bunu da burada seneler sonra Bir editör editörün itirafları. Tabii bunlar iyi şeyler, iyi şeyler söylüyorum. Zaten ilk kitabı çalıştıktan sonra o kadar keyif aldık ki ikinci ve üçüncü kitap çıktı ortaya. Ben çok isterim tekrar bu devam etsin, bu proje devam etsin. Başka projeler bu kapsamda Neşe'yle yapabilelim. Çünkü Neşe bir de aşırı titiz çalışıyor. Muhakkak, Bir editör muhakkak. olarak şeyiz. Bu isimlerle bunları yapabilmek için zaten Çok herhalde titiz çalışıyor işinde iyi yani. olmak Bir lazım. yerde şey demek zorunda kalıyorsunuz Neşe. Ya o kadar mükemmel oldu ki mükemmel yani inanabilirsin. Daha mükemmeli olamıyor Neşe'cim. Deniyoruz bizim çapımız bu kadar diyorsunuz yani. Çok titiz çalışan, karşısındaki insana da çok özen gösteren. Ya sonuçta dediğim gibi ben başka bir firmada çalışırken aslında yine bir röportaj hikayesiyle tanıştık. Ben firmada pazarlamadaydım. Firmanın sahibi ben Neşe. Aslında çok da ilginç bir hikaye. Bir gün ben yazalım istiyorum. Karadeniz'de yayla yollarından araçla Batum'a gittik. Bir hikayenin peşinde. O hikayede yazalım keşke. Ne güzel Keşke. hikayeydi. Hakikaten. Kaybolduk. GPS, ya düşünsene şimdi GPS yok yani. Onları kaybettik. Ama muhteşem bir güzergahtan Batum'a Offroad indik. Offroad yaparak yaparak. indik. Ya sonuçta ilk kez tanıştığınız bir insanla aynı odada kalmak da değişik bir deneyim. Oradan buraya geldik diyorsun. Madem dedik aynı odada kalabiliyoruz, bundan sonra arkadaş olabiliriz. Bir yastığa başka bir Röportaj kitabı da şey. yazarız. Ya bir yayla evinde Evet.
Şirketin sahibinin ailesi bizi bir yayla evinde 3200 evet. metrede konuk etti. Muhteşem. Kaçkarlardan üzerinde başlayıp Batım'a giden evet, bir serüven. O zaman da daha yoldayken şeyi düşünmüştüm. Yani her şeyi böyle bir başka gözle baktığı çok farkında. Ya fark ediyorsunuz. Yani her şeyi bir yere koyuyor Neşe. Durmadan bir yere koyuyor. Çok keyifliydi. Sonra beraber çalışmak da çok keyifliydi. Olaylara bakışı çok titiz. İnsanları ön plana alarak. Bu röportaj kitaplarında da görecekler. Bu herhalde röportaj kitabı, iyi bir röportaj kitabı ortaya koyabilmenin en ilk şartlarından birisi. Yani, İnsanı görme. Yani fotoğraf, yani Ara Güler'i şimdi işte görünce bir an, o da iyi fotoğrafçı, o da başkalarının göremediğini görüp ortaya çıkarmak. Onun gibi röportajında böyle bir inceliği olsa gerek. Abi benim Neşe'de hissettiğimi söylüyorum. Benim için de önemli belki bu. Yani hem o insanı, o insanın anlatmak istediği çerçevede, ama kendini kıstırdığı yerde de değil. Hı hı. Yani insanın kendiyle ilgili bir tanımı var. O tanımın dışına çıkarıp dışarıdan da nasıl bakılıyor, o noktaları da yakalayıp ortaya çıkarabiliyor. Ama bütün bunları son derece nezaketle yapıyor. Hı hı. Yani son senelerin yükselen trendlerinden hep konuşuyoruz. Nehir söyleşi kitapları, biyografi, otobiyografi, röportaj kitapları. Bunlar okuyanı, okuru gittikçe artan, iyi eserler olduğunda, iyi biyografiler olduğunda çok okunan türler aslında. Buradaki yükselişi sence neye bağlayabiliriz? Türkiye'de bunu görüyor muyuz? İşte geçen gün konuştuk, Şeniz sen bahsettin. Ya yurt dışında bir yazı okumuştum. Yani 2018-2019'da neler yükselişte. Çünkü yayıncılıkta böyle bir şey var. Bazen tabii. bazı değerler yükseliyor. Orada genelde memory başlığı vardı. Tabii bu memory çok geniş. Geniş. Yani insan kendi anılarını da anlatabilir. Otobiyografi de yazabilir. Biyografi de bunun içerisinde. İşte röportajlar da bunun içerisinde. Nehir söyleşiler. Hatta bir atölyede konuştuk bu meseleyi de. Yani Türkiye'de nasıl oturur diye. Bu konuda röportajcı olarak Neşe'yi de görüşürüz evet. soralım. Bu trend sence Türkiye'ye yansıyacak mı? Okuyacaklar mı? Burada bir şey daha söylemek istiyorum aslında kaçırmadan. Yine araştırmalar, yani Türkiye'de ne okunuyor kısmını hı-hı. araştırıyorduk. Çapraz birkaç araştırmayı inceledik. Stephen Zweig. Zweig çok seviyor. Türkiye'de bir numara. Her bölgede, her şehirde, her okuma grubunda. Stephen Zweig bir biyografi yazarı. Tabii çok iyi bir. Ki sorunuzun yanıtı evet. Ama evet mi? Ondan emin değilim. Yani başka bir şey olabilir mi? Tamam Zweig çok iyi. Merak ama var bu alanda. Merak var, ilgi var. Fakat oluşma, okuma alışkanlıklarında da farklar var. Biyografi her zaman ilgi çekti. Sinemada da, yazılı basında da ve edebiyatta da, yayıncılıkta da. Bizdeki okuma alışkanlığı farklı. Batı'da bu nehir söyleşilerde olduğu gibi bir soru cevaptan öte, o gazeteci bu soru cevabını yaptıktan sonra onu hikayeleştirip derleyip soruları kaldırarak bir bütünlük içinde veriyor. Hmm. Ama bizde soru cevap devam ettiriyoruz. Bizdeki nehir söyleşi soru cevap. Okurumuz bunu tercih ediyor. Baktığınızda o da zor bir şey. Onu bütünleştirip bir hikayeleştirmek, ortaya evet. koymak. O yazarın o zaman emeği, farklılığı ortaya çıkıyor. Fakat soru cevapta okur bunu tercih ediyor. Bu daha seri okunabiliyor. Ve uzun okuma alışkanlığı özellikle de çok da daha böyle hap gibi şeylere alıştırılmış olduğu için buna oturuyor. Yani gençler içinde evet, hemen bitebilecek şey ya da sayfayı birkaç çevirdikten sonra yakalayabilecek bir şekilde o soruları başlıklarını okuyarak yanıtını seçebilecek gibi evet. imkanlar verdiği için nehir söyleşi bizde daha tercih edilen bir şey. Yani gene biyografik anı anlatımları ilgi görecek fakat soru cevap daha basit bir anlatım olduğu için tercih edilecek. Peki ben bir şey merak ettim sen anlatırken. Aklıma bir şey geldi. Şimdi zaman zaman Türkiye'de bazı biyografiler ya da anılar, anlatılar ön plana çıkıp gerçekten çok ciddi satış rakamlarına ulaştılar. Orada şunu merak ediyorum ben. İnsanlar bu kişinin hayatını, o toplam deneyimi mi öğrenmek istediler? Yoksa oradan kendilerine bir şey alıp hap gibi, bu sen hap gibi deyince aklıma geldi. Hayatlarını uygulayabilir ve kullanılabilir olmasını mı değer buldular? Sen ne düşünüyorsun? Bir özdeşlik kurma ya da bir paya çıkarma arzusu var. Onun içinde
kim zaman ne çekmiş de olabilir ya da nasıl başarmış da olabilir, değerini anlamamış da olabilir. Muhakkak ki orada bir özdeşlik kurma ve duygu birliği yakalama isteği, ihtiyacı var. Evet. Yani Zweig okuyoruz ama bizim kendimizden, bu ülkenin topraklarından insanların hikayelerine de ihtiyacımız var. Şimdi ben çocuk kitapları yazıyorum biliyorsun. Kendi alanımdaki şeyleri incelerken şunu da görüyorum. Çocuklara bu tarz şeyler de çok tavsiye ediliyor. Yani Örnek Hayatlar diye seriler var. Mesela geçen gün ben çok seviyorum. Ralph Dahl'ın Hayatı çıktı çocuklar için. Çok değerli bence. İlk defa böyle bir şey görüyorum Türkiye'de. Sonuçta böyle bir eğilim de var. Yani çocuklarımız okusun istiyoruz. Binlerce satıyor çocuklara. Sonra büyüyünce biz istemiyor muyuz acaba? Korkuyor muyuz ya da göreceğimiz şeylerden? Niye böyle oluyor? Yani niye daha çok satmıyor? Mesela çocuk kitaplarında işte Roald Dahl'ın kitabı şimdi eminim 3000-5000 satıyordur. Ya da atıyorum işte bir Türk yazarın, Ömer Seyfettin mesela. Ömer Seyfettin'in hayatı biliyorum ki 100 binler satış rakamlarına ulaştı. Yani çocuklarımıza bu şeyleri, biyografileri ya da otobiyografileri ya da neyse anlatıları öneriyoruz. Yetişkinlerde niye oran Stephen Zweig'i bir tarafa tutarak soruyorum, yükselmiyor? Dönem dönem çok çeşitlilik var. Şimdi son dönemde Michelle Obama'nın otobiyografisi var. Dönem dönem bir kitap yükseliyor. Aynı isimler değil, çok farklı kişiler olabilir. Fakat dönem dönem yükseliyor. Çeşitlilik ve seçenek çok olduğu için belki ona odaklanılmıyor, öne çıkmıyor gibi geliyor olabilir. Fakat ilgi her zaman sürüyor diye düşünüyorum. Pınar en son Salinger'ın Hayatını okumuştu. Salinger'ın evet ben biyografisini okumuştum. Çok başarılıydı. Tabii ben bunları okurken şunu okuyorum aslında. Yani bu adam nasıl bir hayat yaşamış ki bu işte Çavdar Tarlası'nda Çocuklar diye bir kitap yazmış. Kodlarını, arkadaki referansları okuyorum. Bunu yaşamasaydı, Salinger'ın da çok şey bir hayatı var. Gerçekten zor bir hayat. Yani savaş, İkinci Dünya Savaşı'nda falan yazmış yani. Bir ergenlik kitabı değil sadece Çavdar Tarlası'nda Çocuklar. O yüzden bunları ben merak ediyorum mesela. Öyle okuyorum, o gözle okuyorum. İş Bankası'nın da çok iyi bir biyografi serisi var biliyorsun. Orada da en son mesela Jane Austen'ı okudum. Onun hayatını, o çok detaylı, çok şey. O da zaten yazdığı karakterleri hayatında kimlerden yola çıkarak gibilerden anlatmış. Yani her şeyde devamlı referans olarak kitaplarına, eserlerine dönüyor. Peki, onu takip etmek çok keyifli. Öncelikle bir şey söyleyeceğim. Pınar, Neşe çok güzel cevap veriyor. Soruları mı verdin? Geldiğinde Pınar kapıdaydı. Benden 5 dakika önce gelmişti. Yani bu kadar düzgün cevap verdiği için şu anda şüpheye düştüm. Soruları verdim. Moderasyonumu nasıl beğendin? Moderasyonunu ele geçiriyorum. Size söylüyorum. Peki siz kimin hayatını okumak isterdiniz? Öyle bir şey var mı? Türkiye'den kimin biyografisi yazılsa? Ya da kiminle röportaj kitabı yapılsa, nehir söyleşi yapılsa okumak isterdiniz, bir şey var mı? Şimdi geçen de bir kiminle kahve içmek istersiniz diye bir yazı yazmış bir sosyal medyada. Düşündüğümde ben çoğuyla kahveyi içtim. Hayal edebileceğim kişilerle. O bakımdan onlarla sohbet de ettim. Bu seminerlerde hikayelerimden de bilgiler edindim. Tabii vefat edenler en üzücü olanlar. Aydın Boysan'ı çok severim. Onun yeri başkadır. Çok özel bir ruh. Çok tatlı bir insandır. Böyle bir hayatınızdan geçip gitmeyen ve sizinle o ilgisini, arkadaşlığını devam ettirmek isteyen bir insan. Aydın Boysan'ın aklıma geliyor şu anda. Pınar, seni... Düşünüyorum. Yani çok, hem çok var hem o kadar da değil canım, ne olacak? Ya tam öyle değil ama emin olamadım. Evet, ben aslında benimki çok net. Çok da uğraştım yapalım diye. Herhalde en yakın insanlardan birisiydim o anlamda. Bayağı bir yaklaşmıştım
sürece diye düşünüyorum. Baylan Pastanesi'nin sahibi Bay Hari Lenas'la yapmak çok istemiştim. Hari de aramızdan ayrıldı birkaç onunla sene oldu. Onunla da röportaj yapmıştım ben. Ama şeye ikna edemedim. Yani böyle bir nehir söyleşi yapalım. Zaman zaman diyordu aslında anlatıyordu bu arada ama anlattığı için biliyorum bütün o hayatı. Geçen yine bir edebiyatla ilgili atölyede dönem anlatırken Baylan'ın adı geçti. Ne kadar önemli olduğu o dönemin 50'ler edebiyatı. Ki bu sene TÜYAP İstanbul'da da tema 50'ler yazarları. Onu anlatabilmeyi çok isterdim. Onun hayatı yazılsın çok isterdim. Yani hem bir zenginliğin içine doğma ama aynı zamanda büyük bir mücadele insanı da olma. Yani o paranın da o zenginliğin de hiçbir şeyin garantisi olmadığını görme, ne zorluklarla, ve nelerle. Arka planda İstanbul'un büyük bir dönüşümü. Sadece İstanbul'un dönüşümü, bir Avrupa hikayesi de var onun tabii. Bütün bu şeyi görüyorsunuz, o dönemin değişimini görüyorsunuz tüm dünyada. Tabii, Beyoğlu Baylan'ın Kadıköy'e taşınması. Evet, tabii hepsi. Şeyi de söyleyecektim, bu aklıma gelmişken söyleyeyim. Senin röportajları okurken düşündüğüm şeylerden birisi de sadece insanların hayatlarını okumuyoruz, dönemleri de görüyoruz. Söyledim. Şimdi onu düşündüm. Bir dönem ya da bir sektör, belki sektöre yön verenler gibi bir şeyde mesela hani İstanbul'daki bütün bu eğlence kültürü diyeyim ya da yeme içme kültürünün altyapısını oluşturan markalar, firmalar, kişiler. Özellikle tatlı. Tatlı, evet. Tatlı özel bir şey olabilir. Neşe de bir dönem aslında görüştü birkaç kişiyle, değil mi? Öyle hatırlıyorum. Doğru. Hacı Bekir'le görüştük. Şu an tam aklımda net kaldı, değil. Bayağı oldu çünkü. Ama bayağı bir tatlı serisi de yapmıştım ki onlar İstanbul'da. En eski şahitlerinden. İstanbul'un o lezzetleri ay, falan. İstanbul'un lezzetleri. Öyle bir projede vardı. Şu anda burada söyledik. Vallahi proje gitti. Onun yarısı hazır Kenizciğim. Yayın evlerine özenle duyuruyorlar. Açık çağrı. Aynen. Peki bir de senin ilk başta da belirttiğin bir çevirmen şapkan var. Çevirmen olarak yayın evleriyle nasıl bir ilişkin var? Şu dönem biraz popüler de bir konu, tartışılan bir konu. Çevirmenlerin hakları ne? Sen ne tarz kitaplar çeviriyorsun? Arkadia yayınlarıyla başladık. Polisiye çeviriler. Çok heyecan vericiydi. Kitap bittiği zaman uyanıyorum ve o karakteri düşünüyorum. Yani arkadaş gibi oluyorsunuz çünkü. Ne yapıyor peki şimdi? O nerede? Hikaye bitti ama benim aklımda bitmemiş oluyor. Bir kitapla beraber yaşıyorsunuz o karakterlerle. Şimdi bir eğitim kitabı çeviriyorum. O da çok zormuş hakikaten. Daha farklı bir şey yapayım istedim. Ama o da polisiye daha iyiymiş. Eğlenceliymiş açıkçası. Şeyi anlatsana Neşe. Bu çevirmenler niye bu kadar bağırıyor? Biraz insanlar anlasın istiyorum. Haklı olarak. Niye sesleri çıkıyor? Evet. Çevirmenin emeği ne kadar? Çevirmenin emeği ben Dış Haber'de başlamıştım çevirmene ve başka bir hem Sabah Gazetesi hem Milliyet'te Dış Haber'deydim. No name bir hayat. Siz manşeti de çıkarmış olsanız, tam sayfa haber de yapmış olsanız altında sadece Dış Haberler Servisi yazar. Sabah 8'den akşam 8'e kadar, hatta gece yarılarına kadar işte diyelim ki önemli bir hadise yaşandı. Onun takibini yapsanız yok isminiz. Bir çevirmenin adı yok açıkçası. Hakları da tabii sınırlı. Ancak o sırada işinizi seviyorsanız yaptığınız yanınıza kar kalmış oluyor. Bundan keyif almış oluyorsunuz. Yayıncılıkta bir farkı, kitabınız devam ediyor. Ve hani arama motorlarında bir adınız da yer almış oluyor. Burada günün büyük bir kısmını alan bir iş. Ve yeri geliyor o yazarın uslubunu yakalamak, yeri geliyor bir kelimeyi de saatlerce takılmak, uğraşmak söz konusu olabiliyor. Son çevirdiğim kitap henüz yayına hazırlanmadı, teslim ettim yayın evine. Fakat baktığınızda belli ki popüler kelimeleri seçmiş yazar. Yani hashtagler üzerinden mi gitmiş, ünlü şarkılar üzerinden mi gitmiş? Çok enteresan. Yani burada kelime size bir şey... O cümle hatta yani bir şey ifade etmiyor. Baktığınızda işte hani Google'da çok rahat o kelimeden yüzlerce görebiliyorsunuz. Ya şarkı adı ya bir film adından çıkmış. Ya da
forumlarda o kelime nedir acaba diye bakıyorsunuz. Forumlarda tartışıyor. Amerikalılar tartışıyor. İşte İspanyolcadan çevrilmiş bir kelime ya dile sokak diline girmiş. Onu hiçbir sözlükte bulmanız mümkün değil. Forumlarda birbirlerine soruyorlar ya bu ne demek diye. Onun orada aslında şu demek. İspanyolcası bu ama işte konuşuluyor. O çevirmenin dünyası. Evet. Orada üslubu yakalamak, o doğru ifade edilecek kelimeyi bulmak sadece hani İngilizceden Türkçe içinde de o kelimeyi ifade etmek. Oturup hani Türk dil TDK sözlüğünde de o 10 seçeneği de görebilmek gerekiyor. Hangisi daha doğru oturuyor diye. Resmen hani ilmik ilmik işlenen bir iş. Ve teslim ettiğinizde de o tamamen kapakta her yerde o yazarın adı geçiyor. Siz aracısınız sadece. Ya öyle düşünmüyoruz tabii. Yani iyi okurlar olarak çevirmene bakıyoruz. Yayın evinin iyi bir çevirmenle çalışmış olduğunu varsayıyoruz. Bazı kitaplarda okurken o lezzeti bulamayınca şeyi hissediyor okur. İyi bir çeviri değil bu. Tabii, bunu hissediyor. Bu en önemli çevirmen, bu çok meşhurdur. Montaigne, Sabahattin Eyüboğlu'ndan okunmalıdır. Şimdi yıllar evvel ona dikkat etmemiştim lise dönemlerinde. Ben bir kere okudum. İkinci kez okumak istediğim zaman denemeleri. Yok ben mi değiştim? Tat vermiyor. Olacak iş değil yani. Yürümüyor kitap. Halbuki nasıl zevkle okumuştum. Öyle bir sohbet sırasında dedim ya ne oldu, ben keyif alamıyorum, bana bir şey oldu. Çevirmeni kim dediler. Aa bakmadım çevirmeni. Sadece Sabahattin Eyüboğlu'ndan okuyacaksın Montaigne'in denemelerine. Yani bu tarz çevirmenler bazı isim olmuş, çok net şeyler var. Kafkaları Kamran Şipal'den okuyacaksın. O tür şeyler var. Ben vaktiyle çeviri dersleri almıştım. Yani sadece şeyi, yani çevirmen olmak için değil ama işte ne kadar zor ya da nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlamak adına Yurdanur Salman'dan almıştım. O da çok iyi bir çevirmendir. Tabii. O da çok çok emek veren, ismi olan, hani çevirmen olarak da hani hakkınızın belli noktalarda yenmediğini söyleyebilirim bir okur olarak. Slogan da hak, hukuk, adalet çevirmenler için. Hepimiz çevirmeniz. Yok, ben çok önemli buluyorum. İyi bir çevirmen. Gerçekten editörlük yaptığım kitaplar için de söylüyorum ki birçok farklı alanda kurgu dışı eserlere de editörlük yaptım. İyi bir çevirmen kitabı kurtarır değil, yazmış olur yazan neredeyse kitabı. Yani. İyi bir çevirmen şeyi de gördüm. Çok iyi çevirmenlerdi. Şimdi sen söylerken sözlükler bir tarafta. Eğer kurgu dışıysa o konuyla ilgili kitaplar bir tarafta gerçekten. Bir kelimenin anlamını, bir terimin anlamını, teknik bir terimin anlamını doğru koyabilmek için günlerce çalışan insanlar gördüm. Herkes çevirmen değil. Çevirmen olmak için bir sürü şey lazım. Peki sen hangi dillerde çeviri yapıyorsun Neşe? İngilizce dışında da sanki Fransızca da yapıyorsun sen değil mi? Fransızca'da son dönemde pek kitap projesi gelmedi. İngilizce. İngilizce yapıyorsun şu anda. Peki böylece çevirmenleri, röportaj yapanların, gazetecilerin, editörlerin, çevirmenlerin herkesin hakkını senin üzerinden savunan podcast'iniz Edebiyat Kılavuzu heyecanla devam ediyor. Dediğimiz gibi Neşe aynı zamanda bizim ekibimizin de üyesi. Neşe dışarıdan nasıl gözüküyor, içeriden nasıl gözüküyor, bir anlat yazım kılavuzu. Hakikaten sizi takip etmek bile yorucu. Çok tebrik ediyorum proje üretmek. Hani çok genel laftır. Şöyle proje üretir, proje onu ortaya çıkarmak. Ardı ardına takip ettirmek, bu istikrarı korumak kolay bir şey değil. Üstelik de başka başka işleriniz de var. Onların yanında, onlar da bu kadar başarılıyken bir de böyle bir... süreci devam ettiriyorsunuz. Değil mi? Sen de, senin için de aynı şey. En başından beri konuşuyoruz. Bir koltukta kaç tane karpuz sığdırmaya çalışıyoruz hepimiz ama bunların hepsi birbirini besleyen güzel işler. Evet. Evet. Sonunda bütün bu konuşmanın içeriğinde demin Neşe anlatırken de şunu düşündüm. Arkadaşlar 5 koltukta 5 karpuz işler yapıyoruz, çeviriler yapıyoruz ama Neşe'nin söylediği gibi tek derdimiz Google'da adımız çıksın çünkü para kazanamıyoruz. Yayıncılıkta para var mı yok mu konusunda bir başka gün başka bir beraber konuşalım bununla beraber. Ama bir para kazanmış biriyle konuşalım. Ha, var ne diyorsun şimdi?
Ben de kazanıyorum. Sen ne demek istiyorsun? Yok, o paralardan bahsetmiyoruz Neşe. Hay Allah. Gözümüz çok yüksekte Neşe. Yani bir çok yakın geçmişli bir anekdotu anlatayım. Kitapları raftan alırken içinden 100 lira düştü arkadaşlar. Sevinçten öldük. Yani para kıstasımız bu. Elbette işlerimizden, güçlerimizden para kazanıyoruz. Çok daha fazla kazanmak nasip olsun. Bunu bütün çevirmenler, yazarlar, editörler ve yayıncılar için söylemiş olalım. Çok keyifli bir sohbet oldu Neşe. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle şeyimiz yükseldi. Hadi Neşe'yle bir proje yapalım. İsteğimiz yükseldi. Tabii zaten konuşmanın içinden şey çıktı. Proje çıktı farkındaysan. Daha biz de proje görüşelim. İnsanıyız. Daha çok görüşelim, konuşalım. büyütelim işleri. Çok teşekkür ederiz katkın için. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yeni bölümde buluşana kadar herkese iyi günler diliyoruz.